pınarınızı elinize. Bakın, Yusuf kardeş alabilir miyim yanıma? Şimdi televizyonlarda beni takip edenler beni biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Benim sazım yok, sözüm yok. Ben... Şöyle geçeyim mi? Tabii gel kardeşim. Ben bu programı yaptığım günden beri her geçen hafta bir sanatçı kardeşimi tanıyorum. Televizyon programlarını seyrediyorum. Bakın, sanatçı aday kardeşlerim. Ben neler gördüm biliyor musunuz? Ben bir görev biliyorum bunu. Televizyonda türkü programları, yarışmacı programları yapılıyor. Onlarca, yirmice sanatçı kardeşimiz alınıyor. Bakın, kapkapalı bir denizde sımsıcak yerde yüzdürüyorlar. Birine altın madalya takıyorlar. Ama dokuzu kültürümüze hırsızlık için piyasaya düşüyor biliyor musunuz? Öyle kardeşlerimizi görüyorum ki orada bu aleme kapılıyorlar. Sokaklarda türkü söylemek için kendilerini hayale kaptırıyorlar. Hayal için lütfen işinizi bulun, işinizi yapın, ekmeğinizi yiyin. Eğer onlar, bakın ekranı başındakiler, sizin gönderdiğiniz kontürün, lütfen beni dinler misiniz? Sizin gönderdiğiniz kontürün sadece birinci gelen sanatçının kaset parası olduğunu, diğerleri de o diğer kardeşlerimizin sokağa atıldığını görün. Ben bunu görüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben hayatta bükülmüşüm. Onun için bana katılıyorsanız, Nihat Tanrıkulu'ya katılıyoruz. Evet deyin. 24 saat Doğu TV'nin mesajlarını o göndereceğiniz sokaklarda, bakın öyle bir sanatçılarımız var ki, değil mi Özlem Hanım? Sesi çok güzel, yüreği çok güzel. Ama bırakın o insanların oyununa gelmeyin. Ekmeğinizi gidin, işinizi yapın. Varsa sizin sesiniz, yüreğiniz, güzelliğiniz, onu muhakkak bir gün keşfedecektir. Önce sizin yüreğiniz, sonra yüce Rabbim doğru insanın her zaman yanındadır. Şeytanı yaratan Allah'ımız olduğu için, onun için şeytan yolunda değil. Adalet yolunda gidin, ekmeğinizi kazanın. Yüreğinizle sizden inanıyorum ki siz geleceksiniz bir yerlere. Katılıyor musun kardeşim? Katılıyorum. Şimdi ben geziyorum böyle. Burayı bir dinler misiniz? Gerçekten üzülüyorum. Televizyon programlarını seyrediyorum. Sanatçı kardeşlerimiz sıkıyor. Bizim kasetimiz satılmıyor. Ablacığım, o kardeşimi alırsan eğer mümkünse. Sanatçı kardeşimiz sıkıyor. Bizim kasetimiz satılmıyor diyor. Veya öyle bir an oluyor ki birbirlerini eleştiriyorlar. Aslında o değil biliyor musunuz? Program yapan her kardeşimiz bunu görmüyor. Bizlere, program yapanlara çok büyük bir görev düşüyor. Ne biliyor musunuz? Gördüğümüz gerçekleri burada köyden kalkıp sesine, yüzüne, sadece bunu söylüyorum. Bakın ben de program yapıyorum. Benim de sponsorluklarım var. Ben sponsorlarıma her zaman bunu söylüyorum. Diyorum ki, kusura bakmayın çok konuşuyorum ama bugün siyasinin söz hakkını ben alıyorum. Diyorum ki, ben eğer benim gibi düşünenler varsa bana sponsor olsunlar. Ben devam ederim. Çünkü ben bükülmüşüm. Ama beni bir şartla, bakın beni de arıyorlar. Senin sponsorun oluyorum, senin yüreğine hayran oluyorum. Bir dereyi düşünün. Nihat Tanrıkulu'yu dereye geçirir sizi. Dereyi o tarafa geçersiniz. Ama bu tarafa asla geçemezsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben yüreğimle gelmişim buraya. Yüce Rabbimin nasip ettiği şeylerle görüyorum. Bugün Yusuf kardeşimin de öyle burada olduğunu nasip ettiği gibi. Çünkü birçok insanlar laf yaptı. Lütfen sanatçı kardeşlerimize kalkıp bir sponsor oluyorlar. Klipler çektiriyorlar. O sanatçı kardeşimiz aleme dalıyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir parça ekmeği kazanmak için gece gündüz perişan oluyor. Sponsorluk olurken bile sponsor olacağınız insanların geleceğini garanti altına alacaksanız da olun. Her önünüze çıkana da sponsor olmayın. Evet. Ben ama... aldınız mı? Yemek yiyenler, çay içenler. Fazla konuşmayayım. Mesajlarınızı bekliyorum. Doğu TV yazıp boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a gönderiyorsunuz. Ve bana katılmak isteyenler telefondan da bağlanabilir. 0212-871-0212. Gelsin Yusuf Bey'den bir parça. Bir şey söylemek ister misin? Öncesinde sevgili Nihat abi az önce bir sanatçıların albümlerini satmadığından bahsetti.
Gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Yılda en az 200-300 tane albüm çıkıyor ve bu albümler arasında iki tanesi ya sıyrılıyor ya sıyrılmıyor. Tabii ki bütün albümlerin masrafları hep aynı. Çok yüksek rakamlar ve korsan gerçekten çok internet ve korsan artık sanatçıların gece kabusu haline dönmüş diyebilirim. Ve dediğim gibi bu yıl işte satan patlayan albümlerden bir tanesi benim, bir tanesi de o Cennet şarkısını söyleyen Ferhat Göçer'in, evet. Onun. Ve inanın yani bir 5 yıl öncenin 2 milyonu sattık. Ama dediğim gibi albüm 250 bin gibi satış, ilk kez söylüyorum burada. Satış rakamlarında şu an 250 bin gibi. Tabii ki bu yani bütün onun kapağındaki firma sahipleri böyle diyorlar. 5 yıl önce olsaydı 2 milyonluk bir satıştı. Şükürler olsun. Şokta olan bazı arkadaşlarımız varmış. Duyuyorum zaman zaman. Kimse şoka girmesin. Çünkü yani ben 10 yıldan beri bu işine emeğini veriyorum. Zahmetini çekiyorum. Demek ki hak etmişim. Bunu Allah nasip etmiş bana. Kimse şoka girmesin. Hangi parça olsun evet. Kardeşim? Hareketli bir tane söyleyeceğim yine kasetimden. Yalnız şuradan şuraya bana katılanların evet ve hayır gelecek oraya. Yusuf Bey. Evet. Önce size şimdi ben inanıyorum ki şu an Doğu TV seyircilerin hepsi o televizyon programlarını alıp mesaj gönderiyorlar ya. O 9 sene kardeşimiz kültürümüzün içerisine alıp sokaklara atıldığına inanıyor musunuz? Bir boşluğa düştüğüne inanıyor musunuz? Katılıyor musunuz bana? Birinci olan sadece madalyayı alıyor. Şimdi... Ben gördüğümü söylüyorum. İnanıyorum sana tabii ki sana. O zaman mi? Evet yazıyorsunuz. Niye yalan söylüyorsun? 39, 29...